Nefis tümüyle muhalefet safında durur. Durmadan niza çıkarır. Daima karışıklık ister. Onun ıslahını dileyen cihat ehli olsun. Ta şerrinden emin oluncaya kadar. O nefis şer içinde şerdir. Onunla cihat edersen emin olabilirsin. Neticede göreceksin ki hayır içinde hayır oluyor. Cihat devam ettiği müddetçe onu her iyiliğe uyar bulursun. İbadetleri hoşlukla yapmaya koyulur ve bu uyarıklık mükafatı olarak şu ilahi hitap ona gelir. Ey mutmainne yani sakin, hakka uyan nefis. Rabbine dön. O senden razı, sen de ondan hoşnut olarak. Bu cihat sonunda nefse itimat caiz olur. Çünkü şer'i yönü ıslah olmuştur. Nefsi halkın eline bırakma. Ta ki manevi pederi İbrahim Aleyhisselam'ın nispeti yerinde olsun. O ki nefsi bir yana atmıştı ve herkesten ayrı tutmuştu. Şahsi, şahsi hevesini söndürmüştü. Boşlukta uçuyordu. Bütün varlığı ile sakindi. Her şey onu ateşten korumaya geliyordu. Ama onun bunlara aldırış ettiği yoktu. Allah'tan başka kimseden talebi yoktu. Onun halimi bilmesi bana yeter diyordu. Çünkü tam teslim olmuştu. Hakkıyla tevekkül etmiş, Rabb'in zatına sığınmıştı. İşte bu sığınmadır ki biz ateşe İbrahim'e yakıcı olma, serin ve selamet üzere ol dedik. Mealinde gelen ilahi fermanın inzaline sebep oldu. Sabırlı kullara Allah'ın bu dünyada hesapsız yardımı olur. Ahirette ise sayısız nimetleri. Şu ayeti kerime sözümüze şahittir. Sabırlı kulların mükafatı bol ve hesapsız verilir. Sabırlı kulların bu alemde çektiği cefa, onun gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Zaten ömür boyunca kahraman lakabıyla gezen, onu bir anlık cesaret sonunda almıştır. Allah sabırlı kişilerle olur. Bu oluş maddi bir terim değildir, manevidir. Sabırlıyı Allah zaferi ulaştırır, yardımını bol eder. Siz sabra devam ettikçe her an yardımcınız o olur. Yeter ki ona bağlanmayı ve onun varlığına sığmayı bilesiniz. Onunla sabredin, onunla ayık olun, gaflet uykusundan uyanın. Uyanmayı ölüm anına bırakmayın. Önceden uyanın. Biliniz ki o anda uyanmanız sizi felaketin kucağından çeviremez. Onun huzuruna varmadan uyanın. Onun şiddet emirleri.